Kısmi basınç bir karışımdaki tek bir gaz tarafından uygulanan basınçtır. Hemen not ediyorum. Karşımdaki tek bir gazın uyguladığı basınç. Bu arada ideal gaz gibi davranan gazlardan bahsedeceğimizi de eklemek istiyorum. İdeal gazlarla ilgili bilmemiz gereken en önemli şeylerden biri, gaz moleküllerinin birbirlerinden bağımsız olarak davrandıklarıdır. Bu kelimenin tam anlamıyla bağımsız bir davranış anlamına gelir. Yani bir gaz karışımındaki tek bir gazın molekülleri diğerlerinin nasıl davrandığını umursamaz ve nasıl davranıyorlarsa o şekilde davranmaya devam ederler. Gelin bunu görselleştirerek ne demek istediğimi öyle anlatayım. Diyelim ki elimizde buna benzeyen bir kap içinde nitrojen yani azot gazı olsun. Azot gazı mor olduğu için moleküllerini morla çiziyorum ve buraya da N2 yazıyorum. Azot moleküllerinin bu kap içerisinde belirli bir hızla oradan oraya hareket ettiklerini düşünelim. Hızlarını ve yönlerini de bu oklarla gösteriyorum. Dediğim gibi bu moleküller kabın içinde oradan oraya hareket ederlerken kabın çeperlerine çarpıp basınç uygular. Ve bu örnek için kabın ya da içindeki gazların basıncı 2 atmosfer diye kabul edelim. Bu arada her bir gaz molekülünün kendi başına takıldığının ve diğer moleküllerle bir etkileşimde bulunmadığının altını bir kez daha çizmek istiyorum. Şimdi bir de bu kaba ikinci bir gaz eklediğimizi düşünelim. Eklediğimiz gaz mesela oksijen olsun. Oksijen moleküllerini de pembe ile çizeceğim. Kabın hacmi ve sıcaklığı değişmedi. İki gaz arasında herhangi bir reaksiyon da yok. Elimizde hala oradan oraya serbestçe ve sıcaklık değişmediği için de aynı ortamda hızla dolaşan N2 molekülleri var. Ama şimdi bu kaba oksijen ekleyeceğiz. Yeşille gösterirsem daha iyi olacak. Evet, kaba oksijen moleküllerini yani O2 eklediğimizi düşünelim. Oksijen molekülleri de belirli bir hızla hareket edecek. Şu an elimizde daha fazla molekül olduğu için basınç artacak. Kabın içindeki gazların basıncı buna toplam basınç diyeceğiz. 2,5 atmosfer olsun. Bu noktada eğer azotun ve oksijenin kısmi basınçları ne diye sorarsak, kısmi basınç için uyguladığımız gösterim bu. Basıncı temsil eden P harfinden sonra alt indisi o basıncın hangi gaza ait olduğunu yazıyoruz. Kısmi basınç için kullandığımız gösterim bu. Videonun başında gaz moleküllerinin bağımsız bir şekilde davrandıklarını söylemiştim bu bağımsız davranışları yüzünden toplam basıncı bu karışımdaki gazların kısmi basınçlarını birbirine ekleyerek bulabiliriz. Evet, kısmi basınç kullanılan formüllerden biri toplam basıncın karışımdaki gazların kısmi basınçlarının toplamına eşit olmasıdır. Artı nokta nokta nokta. Buna Dalton'un kısmi basınçlar yasası deniyor. Dediğim gibi kısmi basıncı bulmanın yollarından biri bu. Eğer toplam basıncı ve karışımdaki gazların kısmi basınçlarını ne olduğunu biliyorsak, bu bilgileri kullanarak bu örnekte de olduğu gibi bilinmeyen kısmi basıncın ne olduğunu bulabiliriz. Toplam basınç bunun 2,5 atmosfer olduğunu biliyoruz. Azotun kısmi basıncı artı oksijenin kısmi basıncına eşit olacak. Aslında azotun kısmi basıncının ne olduğunu biliyoruz öyle değil mi? İki atmosfer. Evet, oksijen eklendiğinde kısmi basıncın değişmediğini göz önünde bulundurursak ki ideal gaz yasasına göre P çarpı V N çarpı R çarpı T'ye eşittir. Bunu P'yi bir tarafta yalnız bırakarak yazarsak P eşittir NRT bölü V elde ederiz. Azot gazı eğer ideal bir gaz gibi davranıyorsa basıncı ancak mol sayısı sıcaklık ya da hacimdeki bir değişim sonucu değişebilir. Ve yeni bir gaz ekleyerek ne mol sayısını ne sıcaklığı ne de hacmi değiştirdiğimiz için azot molekülleri tarafından uygulanan kısmi basınç yine 2 atmosfer olacak. Evet toplam basıncın 2,5 atmosfer olduğunu biliyoruz demiştik. Azotun kısmi basıncı da 2 atmosfer olduğuna göre oksijenin kısmi basıncını bu denklem üzerinde düzenleyerek bulabiliriz. Hemen yazayım. PO2 eşittir 2,5 atmosfer eksi 2 atmosferden 0,5 atmosfer. Umarım bu örneğin yardımıyla Dalton'un kısmi basınçlar yasasını kısmi basınç hesabı yapmak için nasıl kullanabileceğimizi daha iyi anlamışsınızdır.